Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün şimdi Fransa'dayız. Fransa yollarında gideceğiz. Şu işi aldık şu anda. Şimdi şu arabayı bir durduralım, bir el frenini çekelim. Bugün vitesimi aldım arkadaşlar. Vitesi aldım, hemen vites ayarlarını da size göstereyim. H vites kullanıyorum artık, gördüğünüz gibi aracı H vites kolum var. Takviyeli kullanıyorum. Daha iyi oluyor, daha rahat oluyor. Bir daha uğraşmıyorum takviyede olmayınca. Uğraşmak zorunda kalıyordum. Artık uğraşmam gerekmiyor. Evet. Şimdi arabayı bir çalıştıralım. Siz de bir sesini duyun. Bir saniye. Çok küçük bir ayar yapacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Siz de bir sesini duyun çalıştırınca. Bu arada vites gerçekten çok çok iyi oluyor. Neden çok çok iyi oluyor? Çünkü mesela şimdi ben debriyaja bastım. Bire taktım ya. Aracı eğer ayağımı direkt debriyajdan çekip gaza basarsam kalkmıyor abi. Stop ediyor. Gerçekteki gibi stop ediyor. Kısa mesafe bir sürüşümüz olacak. Bilerek kısa mesafe aldım açıkçası. Hani amacım hızlıca ne yaptığımı göstermek. Evet, bu yeterli zaten. Logitech'in vitesini aldım arkadaşlar. Geri vitese taktık. Araba şu an stop etti bence. Evet, şimdi tekrar çalıştırdık. Tamam, şimdi devam edebiliriz. Aman yavaş 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 yavaş. Ne bir stop etti. Bir tık alışmam lazım arkadaşlar. Ayağımı keşke şeyden çekmeseydim. Şimdi şöyle. Süspansiyonlar yüksekte. Hemen onu da ayarlayalım. Süspansiyonlarımız yüksek olduğu için. Böyle gözüküyor hemen ben. Şimdi şey, evet şuraları indireceğiz. Şuranın süspansiyonu. Şuraları da indirelim köküne kadar. Süspansiyonlar yüksekte olduğu için girmiyor. Şimdi tekrar taktığım geri vitese. Şimdi deneyeceğim. Süspansiyonlar da yüksekteyken, evet, güzel. Şimdi aldık, bağladık. Hemen birinci vitese takıyorum. Aracımı kaldırıyorum ve yola çıkıyorum. Evet, bugün bu vitesi ilk kullanışım. Ya yani ilk kullanışım derken hani şey olarak ilk kullanışım. Öyle bir iki denemişliğim var. Onun dışında pek bir şey yok açıkçası. İlk kullanışım. Bu arada ben gerçekte de aracımı testi kullanıyorum ama gerçekte de bir tır kullanmıyorum. Şu sesi biraz kısayım. Benim sesimi çok baskılayacak. Siz duyun diye öyle açmıştım. Çok baskılasın istemiyorum sesimi. Şöyle bir boşalalım hızlıca göze basıp. Evet. Devam. Biraz geç kaldık o konuda. Hızlı girdik oraya. Ondan dolayı alamadım. Boşa. Şimdilik sıkıntı yok abi. Hemen devir alınca pat attırıyorum. Yaklaşık 3 saat 24 dakikalık bir yolumuz var. 227 kilometre. 3000 lira civarı bir şey kazanacağım. Bin lira da az bir para gerçekten hani. Bizim. Ama kısa mesafe olduğu için hani bu para iyi. 10 bin lira civarı bir şey kazanacağım. Pardon arkadaşlar, 3 bin değil. Şöyle. Şunu da bir an birinci kameraya alalım. Gördüğünüz gibi 50'ye sabitlemek lazım. Hızı.
Yok, 9'a değil, 50'ye sabitleyelim. Güzel. Evet arkadaşlar, bu videoları, video serisini beğeniyorsanız, bu arada size şunu da göstereyim. Hemen direksiyon setimi de gösterebilirim size isterseniz. Lütfen önümü kesme. Ben şu dönüşümü alayım. Güzelce bir. Gündüz sürmeyi seviyorum. Aracı gündüz sürmeyi daha çok seviyorum açıkçası. Akşam sürmektense, gece sürmektense. Çünkü gündüz sürmek daha iyi, daha güzel oluyor. Evet. Şu sesten zaten anlıyorsunuz. Vites arttırmamız gerekiyor. Şurada bir devri kaçırdık. Devri kaçırmak da kötü. Motoru yoruyoruz. Başka bir şey değil. Yaklaşık 3444 42 kilometre yapmışım şu anda. Şöyle size hızlıca bir göstereceğim kameradan birazdan video biti videonun sonuna doğru. İleride bir sola dönüşüm var. Retarderimi de açayım, rahat araba yavaşlasın güzelce. Retarderi kapatabiliriz. Evet, şöyle Paris'e doğru bir dönelim. Hızlı gitmeye hiç gerek yok abi. Çünkü hızlı gitmek şöyle sıkıntı yaratıyor bize dönüşlerde. Hem devri sağlayamıyoruz hem de araba yavaşlıyor, zor yavaşlıyor. Gerçekten hani retarder falan önemli. Retarderi aktif kullanmak lazım. Gerçek hayatta da sürmek zor. Şu an hani vites geldikten sonra gerçekçiliği iki kat daha artmış, arttı diyebilirim yani oyun. Gayet 10 numara oldu benim için. Ben alışmışım manuel kullanmaya aracı. Hani şey otomatik kullanmak benim için gayet hani sıkıntı ve zor oluyor. Alışmadığım için biraz şurada devir kaçırıyoruz ama yapacak bir şey yok. Halledilir onlar zamanla. Valla Fransa yollarında 90'a izin veriyor. Clermont'a doğru gidiyoruz zaten biz de. Yükümüzü Clermont'a teslim edeceğiz. Tabii ki sağa doğru bakalım. Anya'da hiçbir şey yok. Şöyle devam edebiliriz. Sinyalimizi de verdik zaten. 80 ne düşeceğim hızı. Hatta biraz daha azaltabilirim. 65-70 civarlarına. Çünkü zaten bak burada da 50'ye düş diyor. Tabii ki düşeriz. Gelen bir şey yok şansımıza. Clermont yolu. Bu taraftan Clermont'a doğru gidiyoruz biz. 2 saat 47 dakika 186 kilometrelik bir yolum kaldı. O yüzden hani bu bir video sürüşü kısa tutmak istedim. Sebebi de hani şeyleri göstermek için. Efendim. Yok. Kısa tutmak istedim açıkçası. Sürüşü kısa tutacağım size. İşte vitesin özelliklerini falan filan bahsedeceğim biraz. Nasıl yaptığımı, ayarlarını onları da anlatacağım. Aslında ayarlarında hiçbir şey yok arkadaşlar. Takıyorsunuz sadece H vitesi seçiyorsunuz. İşte ondan sonra aktarmalı mı, takviyeli mi neyse onu seçiyorsunuz. Ondan sonra oyun zaten kendiliğinden ayarlıyor. Vites kendiliğinden ayarlı zaten ondan sonrasında. O yüzden hani düşünecek fazla pek de yapacak fazla pek de bir şey yok yani. Ama yine de gösteririz. Birçok seçenek var. Takviyeli, aktarmalı, ikisi karışık. Yok yani bir ton özellik var oyunda bu konuyla alakalı. Açıkçası ben hepsinin ne olduğunu detaylı olarak çok bilmiyorum. Ben şu an takviyeli yapıyorum. Aktarmalı değil, takviyeli. Yani mesela biri attınız ya 1 oluyor. 2'ye çektiğinizde 3 oluyor. 3'e çektiğinizde 5 oluyor. 4'e çektiğinizde 6 oluyor. 5'e çektiğinizde 7 oluyor. İşte pardon. İkişerde üçer artıyor yani öyle. Yani en sonunda 6'ya çektiğinizde vites oluyor size 11. Yani ben sıralamayı yanlış saydım ama en sonunda 6'ya çektiğinizde 11 vites oluyor. Bu arada yollar güzel. Bu Fransa yolları gayet güzel. Çok virajlar var. Tam böyle hani o vitesi deneyip kullanmalık yollar. Şöyle bak biraz yavaşlayalım. Yavaşlamadan gidersek zaten sıkıntı.
Mesela şu dönüş, ben boşa alacağım abi arabayı. Oraya doğru bir gitsin. Şu sinyalimi sağa doğru vereyim. Şöyle soluma da bakayım bir şey var mı yok mu diye. Evet. Eyvallah kardeşim, bana bir stop etti araba. Hemen kaldırdık. Arada bir stop ettirebiliyorum. Daha o kadar tecrübeli değilim oyundaki viteste. Gerçek hayatta tabii böyle bir şeyler olmaz ama oyunda da öğreniyoruz diyelim. Yavaş yavaş. Güzel. Evet, retardörü de açtık. Şimdi şuradan hemen araba boştayken el frenini çekelim. Öndeki araç kalkınca yolumuza devam ederiz. Ama abi sen geri geri geliyorsun. Beni üzüyorsun yani. İmdatı şey yapalım. Ben de geriye gideceğim. Dörtlümü yakayım. Sana verdim yolu. Evet, kırmızı ışık. Duralım kırmızı ışıkta. Ne olur ne olmaz. Kırmızı ışıkta durunca abi direkt boşa atıyorum. El frenini çekiyorum. Araba kaymasın diye frene falan basmıyorum o sırada. İmdatı çekiyorum. Yani şurada yol çalışması olduğu için böyle yolu teke düşürmüşler. İyi de olmuş. Çünkü tek şerit olmuş yol. Git gidi ona göre ayarlamışlar yani. İleride de öyle bir şey var büyük ihtimalle. Yani böyle gayet güzel oluyor bu arada. Vites gayet kullanışlı. Ben sevdim açıkçası. Temeli güzel, kullanışı güzel, iyi. Çekicisi iyi, gücü iyi. De şu, hadi be. Kırmızı ışıkta ne kırmızı ışıkmış kardeşim be. Bitmedi yani. Çektik el frenini. Arkadaşlar yarım gaz yapıyorum şu anda. Hani yanlış anlaşılmasın, basınca kalkmıyor. Yarım gaz yapmanız lazım, yoksa kalkmıyor yani araba. Normal gerçek hayattaki gibi yarım gaz yapacaksınız. Yoksa istop ettiriyorsunuz. Açıkçası ben söyleyeyim size, araç istop ediyor yani, bildiğin istop ediyor. O vites bir tık fazla oldu. Şöyle yokuş gibi yerde. Hemen küçültelim. Deviri iyice alsın. Ondan sonra kaldırırız. Evet, şurada bir şey var. Kırmızı kırmızı kırmızı. Hemen retarder aktif ettim. Şu an geçebilir miyim? Retardörü kapatalım. Yola devam edelim abi. Tren geçiş yollarından bir tık, hem zemin geçitlerden bir tık korkuyorum. Çünkü yani çekici gerçekten durdurmak zor. Gerçekten çok zor yani. Bir de yük var. Yük kaç ton? 22 ton yük var. Az değil yani 22 tonda. Bakalım. Şu eksilere düştük ya para olarak. Onu düzeltene kadar devam edeceğiz. Şimdi borçtan dolayı düştüm. Açıkçası tamirat falan, araçta bazen bir sıkıntı yaşadık. Kaza yaptık. Ondan dolayı bayağı bir şeye girdim. Düştüm yani. Ama toparlayacağız. Problem yok. Toparlayacağız. Yakında otomobil de süreceğim arkadaşlar. Hani çekici değil sadece. Otomobil de süreceğim. Şöyle max'ı aldık zaten. 79-80'e geldik mi hız sabitleyici açıyorum. Yoluma bakıyorum sonrasında. İleride neler var? Evet. Sola doğru devam et diyor. Şimdi böyle dağ yollarında sürmek gerçekten zor. Gerçekten zor. Çünkü virajları çok keskin oluyor.
Bak ileride sağa doğru bir keskin bir viraj var. Bir tık yavaş. İyi hızım şu an. İçin çok da yavaşlamaya gerek yok bence. Şöyle hemen vitesi düşürelim. Aracın motorunu yormaya hiç gerek yok. Bak çok hızlı geliyor. O yüzden problem. Şu an mesela direksiyon acayip sertleşiyor. Evet, orada da bir kaza gibi bir şey var gibisinden. O durmuş öyle. Evet, kaza almış. Burada araç yanmış. İtfaiye de gelmiş. 112 de gelmiş. Toparlamaya çalışıyorlar. Ne diyelim? Allah yardımcıları olsun diyelim. Kaza sıkıntı. Kaza problem. Bazen sizden kaynaklı oluyor. Bazen sizden kaynaklı olmuyor. Ama ne olursa olsun kaza problem abisi. Az kaldı. Yaklaşık 89 kilometre, 1 saatlik bir yolumuz var. Yani bu çok bir şey değil. Şöyle düşeceğim hızı şurada. Güzel. Gayet güzel abi. Alıştım şu anda. Vitese daha da alıştım yani. Ben frenle birlikte retardarımı da açayım. Şöyle retardarı kapatabiliriz. Artık yavaşladık. Boşa çekeceğim abi. Şu hızla yavaşlayarak şöyle kazaya sebebiyet vermeden hemen geçiş ücretimizi ödeyelim. Evet, ücretsiz geçiş hakkı varmış. Ücretsiz geçtik. Yarım debriyaj yaptık. Araç kalktı. Geçmedi. Şimdi geçti. İkinci vitesi. Şöyle 3 oldu. Bakın 3'ü atınca 5 oluyor. Şimdi 4'ü atacağım. Bakalım kaç olacak. 7 olacak büyük ihtimalle. Evet, 7 oldu. 9 ve 11. Şöyle bir dönüşümüz var. Evet. Vallahi yollar sıkıntı değil. Sıkıntı yani. Şöyle sıkıntı, sürmesi zevkli ama şu anda sıkıntılı yollar açıkçası. Vallahi haciz gelebilir aslında, biliyor musunuz? Hacizlik olabilirim. Ondan dolayı çok da şey yapmak istemiyorum hani. İş elde etmek istemiyorum. Gittiğim her yerde aldığım işe okey ediyorum. Yoluma devam ediyorum. Çünkü borcumuz var. Banka sürekli e-posta atıyor işte. Paranızı ödemezsiniz, elinizdeki malları el koyacağız diye bir daf çekicimiz var. Başka bir şeyimiz de yok yani. Onu da bizden alırsanız artık siz bilirsiniz. Almayın, borcumu ödeyeyim. Biraz zaman tanıyayım, ben borcumu rahat rahat öderim. Bir 10 bin de şimdi alacağım. O da bir ödeme olur en azından. Hatta bakalım. Şuradan bize ne e-posta göndermiş yine banka. Kesin bankadır. Ödenmiş, borcunuz bulunmaktadır. Evet, 2 gün içinde ödemeniz gerek yok. Şey, tamam. Ya şimdi şöyle bir şey de var. Her geçen günde borç çıkıyor bana. Günlük borcum da var ya benim, 6.000 TL. Ya bu da var. Üzerine bir de eksiden kalan borçlar ekleniyor. Onlar da sıkıntı yani abi. Olsun. Biz DAF'la bu DAF'ı kolay almadık. Öyle kolay kolay da vermem. Hallederiz bir şekilde. Gerekirse bankadan bir daha kredi çekeriz, onu kapatırız. Tam Türk mantığı. Elde yoksa yapacak bir şey yok. İyi de kazanıyorum aslında da. Ama işte yetmiyor. 90'la girilmez buraya. 70 de girilir. Hatta 70'le de girilmez. Düşüreyim vitesi. 90'la oraya girsek uçardık. Oraya öyle 22 ton yükle 90'la falan girilmez. Yemez yani.
Evet. 50 TL de buraya verdik, 53 TL de. Hadi bakalım. Bir sıkıntı ya. 53 TL buraya vermek gerçekten ya, yazık, günah. Şu geçişlerin fiyatını düşürmediler. O birden direkt 4'e çekmişim. O da sıkıntı. Ya ben normal araba vitesi gibi yapıyorum abi. Birden 4'e işte. Birden 6'ya, benim gerçek hayattaki Egea gibi. 1.44'e uyumlu bir şey bulsaydım, Egea modu bulsaydım onu sürecektim bu arada arkadaşlar. 1.44'e uyumlu Egea bulamadım. 1.43 uyumlu olan modu var ama 1.43 uyumlu. Ben 1.44 istiyordum. Evet, bu yolu da kapatmışlar. Şöyle bakalım bir saniye. Yanından geçebilir miyiz? Neyse, hiç uğraşmayacağım. Ha, olmaz abisi, olmaz olmaz olmaz. Biliyoruz biz de, müşteri teslimatı hemen istiyor. Ne yapacağım abi, geri geri gideceğim. Yakayım dörtlüğü, sen çek önümden ya. Yeter, gerekirse ezeceğiz kanka, yapacak bir şey yok. Oradan gideceğiz yani. Ya da bir dakika. Şöyle U döneceğiz. Başka yapacak hiçbir şey yok yani. Biraz daha yaklaşayım. Biraz daha, biraz daha, biraz daha sonra çevireceğim arabayı. Daha hakkım var. Daha hakkım var dönmeye. Biraz daha dönebilirim. Biraz daha. Evet. Şöyle minik bir hemen geriye takıyorum aracı. Terse çevirdim. Abi kaza almış yani. Müşteri onu zamanında istiyordu. Ben ne yapayım ya? Benlik bir mevzu değil ki. Müşteri de haklı, bir şey demiyorum yani. De kaza almış yani. Ben çıkıp şey yapamam ki. Yapacak bir şey yok. Geçeceğiz oradan. Ha, gel gel gel. Gel gel, vur gel. Geri çık ya. Geri çık, geri. Geri çık. Allah belanı versin, senin gibi şoförüm ben ya. Valla kaldık burada. Neyse, en azından toparladım. Şimdi şöyle. Abi gelme işte, gelme işte ya, gelme işte ya. Ne yapıyorsun sen? Of. Yok abi, yok, kaldık burada.
Çıkacağız da nasıl çıkacağız bilmiyorum. Neyse abi ben halledeceğim. Mal bu mal man malı bir geçsin. Bu da geçsin. Hadi kardeşim döndür 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 döndür. Harikasın harikasın harikasın. Harikasın, sıkıntı yok. Kurtaracağım ben onu oradan, sıkıntı yok. Abi dönmüyor. Dönmüyor yani şey. Dönmüyor kanka. Şöyle yapalım. Yolu kilitledik. Bıçak bir şey yok abi. Servise götüreceğiz. Parası neyse vereceğiz. Ediyoruz tabii ki de. Yanlış yolu ters yere yürünce böyle oluyor işte. Bari yakınına bir yere götürsek de hani verdiğimiz parayı neyse de malı zamanı teslim edelim. Aranır tabi. Evet, yapamıyoruz şimdi. Şöyle çalışalım. En azından şehre geldik. Keşke en başta yapsaymışım şu hareket. İleriye teslim yapacağım zaten. Şu da sıkıntı oldu ya. TredAX. TredAX'a teslimatımız var şimdi. Abi sen ne yapıyorsun? Ben dönüş için çevirmişim arabayı zaten. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Oy oy. Şunu da hemen teslim edelim. Hiç onunla uğraşamayacağım. Ver. Gecikmeli tabi. Var mı başka bir işimiz? Neyse arkadaşlar, başka iş bir almadan önce ben size hızlıca şu kamerayı alayım. Bir saniye. Şöyle. Bakınız. Hemen göstereyim. Shifter'ım burada. Şu şekilde yakınlaştırayım. Direksiyonum da şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar. Tekrardan videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.